cumartesi günü gece saat 12'de buldum. Gündüz de görmüştüm de annesi aldı mı diye merak etmiştim. Soğuktan donmak üzereydiler. Çok açtılar. Gece 12'de eve getirdik. İşte sütle falan besledik, ısıttık. İşte sıcak su koyduk şişenin içine. İnternetten bakımlarını öğrendim. İnternetten yani. Bakımlarını öğrendim. İşte öncelikle donmalarını engelledik. Ondan sonra işte sütle, biberonla falan besledik. 3 gündür yaşıyorlar. Evet. İşte ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir sahiplenen birisi olursa diye sorduk, soruşturduk. İnternette ilan verdiniz. Bununla İnternette evet Facebook sayfasına Nazilli koydum. Nazilli sayfasında bunu duyurdunuz. Nazilli sayfasında da. Sahiplenen çıkmadı. Çok küçükler. Daha cumartesi günü doğdularsa ancak 3 günlük falan şu anda. Gözleri bile açılmadı bir tanesi. Şimdi Nazilli Belediyesi ekiplerini bekliyoruz. Evet. Ekiplere aklıma o geldi. Teslim. Hayvan barınağına teslim etmek. Şimdi onları bekliyoruz. Bakıyorsunuz? 3 gündür. 3 gündür bakıyorsunuz. Bunları barınağımızın kedi bölümüne alacağız. Orada biberonla besleriz. Evet. O mamayı yiyebilir mi? Tozunu. Yiyorlar. Yiyorlar. Hazırladım, yiyorlar. Oradan sonra... ya sahiplendiririz ya da doğal hayata geri götürürüz. Başının çaresine bakacak İnşallah. Hale geldiği için. Şırıngayla besleyeceğiz. Onda hiç şüpheniz olmayın. İnşallah. Bunu da biz alalım. Alın, buyurun, buyurun. Sizin işinizi o görmeyecek. Görmeyecek. Mamasını da alın. Arkadaşlar, arka koltuğa koyun. Çok teşekkür ederiz. Biz onu gerekli hassasiyeti gösteririz. Kendi başının çaresine bakacak hale geldiği zaman ya sahiplenir ya bırakırız doğaya. Evet. Müdür. Geçtiğimiz günlerde Zafer Mahallesi'nde bir poşete konmuş 3 yavru almıştınız. Evet, evet barınağımıza geldi. Barınağımıza geldi. 1-2 tanesi öldü. Geri kalanları hala yaşıyor. Biberonla besliyoruz. Şırıngayla ağızdan besin takviyesi yapıyoruz. Başlarının çaresine bakacak hale geldikleri zaman doğaya salıvereceğiz. Evet, vatandaşlarımız böyle başıboş ve kendisine bakamayacak durumda olan hayvanlar veya trafik kazası geçirmiş hayvanlar da sizlere ulaşıyor. Tabii tabii. Belediyenin telefonlarını aradıkları zaman bizim ekibimiz gelir. Köpekleri alırız, kedilerimizi alırız. Geçici barınağımıza götürürüz. İyileştirdikten sonra doğaya salıveririz. Sahiplenmek isteyen varsa pet shoplardan almalarını değil, gelip barınağımızdan almalarını rica ediyoruz. Evet, hem tedavileri tabii, yapılmış tabii, oluyor, hem bir sahiplendirilmiş yapılmış. Olur, hem bir de ücretsiz olarak hayvan sahibi olurlar. Peki Müdür Bey, barınakta kediden başka hayvanlar var mı? Esas köpek var barınağımızda. Ayrıca bir de kedi bölümümüz var. Hı. Başka? Başka yok. Kedi yok, ve kedi köpek. Yani. Sahipsiz kedi ve köpekleri. Zaten biz orada devamlı bakmıyoruz. Rehabilite ediyoruz. Ondan sonra doğaya salıveriyoruz. Evet, kısırlaştırmaları. Tabii aşıları, küpelemeleri yapıldıktan sonra. Evet. Şu anda kaç tane hayvanımız var? Barınakta mı? Tedavi edilen... Tedavi edilen bir 5-6 tane var ama barınakta genel anlamda bir 50 kadar köpeğimiz var. Evet, insanlar bunları sahiplenebilir. Her gün birkaç tane sahiplendiriyoruz. Bu hayvan damları olanlar, bekçi köpeği yapmak isteyenler de geliyorlar. Hayvan sevgisi olan vatandaşlarımız da geliyor. Ufak köpeklerden, o fini köpeklerinden veya kanişlerden sahiplenip gidiyorlar. Evet, teşekkür.